Evet değerli Piya Medya takipçileri, Beni Bana Sorun bu haftaki konuğu gazeteci Şirin Payzın. Şirin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Teşekkürler. Nasılsınız, iyisiniz? Gayet iyiyim. Evet. Gayet heyecanlı, stresli ama bir o kadar da tarihi günlerden geçiyoruz. Evet. Dolayısıyla iyiyim. Şu an Almanya Lütfüsburg'dayız. Almanya'da bir panel için buradasınız. Evet. Tanımayanlar için Şirin Payzın kimdir? Çok uzun bir soruya kısa cevap. Şirin Payzın gazetecidir. 30 yıldır medyadayım. Başından beri televizyon habercisi ve programcısı oldum. Yazılı basında çalışmadım. Hep televizyonlarda çalıştım. Aslında benim için gazetecilik, yani kendimize gazeteci dememiz gerekirse televizyon ve yazılı basın biraz birbirinden ayrışıyor ama üst bir isim koyarak gazeteciler olarak değerlendiriyorsak kendimizi, benim için gazetecilik bir yaşam biçimi. Babam da gazeteciydi. Ben de gazeteci olmayı tercih ettim. Ve benim kişiliğimde, hayatı nasıl algıladığımda, nasıl yaşadığımda gazetecilik yaparak, işimi yaparak şekilleniyor. Dolayısıyla gazeteciyim galiba. O zaman şöyle biraz daha açalım. Nerelisiniz acaba? Ben İstanbul doğumluyum, İstanbulluyum ama babamın işi nedeniyle Ankara'da büyüdüm. İlkokulu, anaokulu, liseyi Ankara'da okudum. Ankaralı severim çünkü benim büyüdüğüm yıllarda, yani 70'li 80'li yıllarda Ankara başka bir Ankara'ydı. Ve Ankaralı olmaktan da bu yüzden hoşlanırım. Çünkü bu bir şeyi de anlatır aynı zamanda. Bir kere siyasi bilincinizin çok daha iyi olmasını içerir. İyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Ve kültür sanatla çok iç içe yaşadım. Benim ben olmamdaki önemli etkenlerden biridir Ankara'da geçirdiğim yıllar. İstanbul'da ailemin geri kalanı İstanbul'daydı ama biz çekirdek aile olarak Ankara'da yaşadık. Liseden sonra Fransa'da üniversite okumaya gittim. Toulouse şehrinde Miray Üniversitesi'ne. Oradan döndükten sonra kısa bir dönem Türkiye'de de okudum, İstanbul Üniversitesi'nde, ama ondan sonra hem çalışmak hem de okumak, yani üniversitenin geri kalanını tamamlamak üzere Amerika'ya gittim, New York'a. New York'ta Birleşmiş Milletler'de çalıştım, gazeteciliğe de öyle başladım. Ben New York'ta olduğum senelerde, yani Birleşmiş Milletler'e de çalıştığım sıralarda Bosna Savaşı ve önemli bir uluslararası krizin ortasında gazeteciliğe başladım. Aslında şöyle, Amerika'ya gitmemin, yani New York'a gitmemin nedenlerinden bir tanesi gerçekten Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmak istiyordum ve Birleşmiş Milletler'de gazetecilikten önce aslında gönüllü olarak ve Birleşmiş Milletler kapsamında yürütülen insani projelerde yer almak istiyordum. Amaçlarımdan bir tanesi de Birleşmiş Milletler'in o dönem kalkınma programının Peru'da kadınlara yönelik bir programı vardı ve ona dahil olmak istiyordum. O yüzden işte İspanyolca dersleri aldım. Bu projenin bir parçası olabilir miyim diye çok uğraştım ama maalesef olmadı. Biraz Birleşmiş Milletler'in içindeki dengeler nedeniyle. Ve o zaman fark ettim ki aslında ben kendimi biraz da dünya vatandaşı olarak da tarif edebilirim. Yani tabii ki Türkiye topraklarını, Anadolu topraklarını çok seviyorum ama baktığım zaman aslında bütün dünyanın meseleleri beni çok ilgilendiriyor. Bütün dünyadaki kadınların, bütün dünyadaki çocukların ve dünyadaki insanlığın geldiği durum beni çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla farklı ülkelerde, farklı projelerde yer almak istiyordum. Birleşmiş Milletler'in de bunun için iyi bir yer olduğunu düşünüyordum ama gördüm ki orada da büyük bir bürokrasi var ve projelere, programlara katılmak o kadar kolay değil. O sırada Bosna Savaşı patlayınca savaş alanlarında çalışmak da ilgimi çekiyordu ve Bosna'daki insanlık dramı, insanlığa karşı işlenen suçlar hakikaten benim için çok etkileyici oldu diyebilirim. Ve o sırada bir şekilde basın bürosunda çalışmaya başladım Birleşmiş Milletler'in ve aynı zamanda da Türkiye'nin oradaki daimi temsilciliğinde yine bir basın bürosu kurulmuştu. Eş zamanlı olarak orada da haberler geçmeye başladım. İlk gazeteciliğe başlamam böyle oldu. Ondan sonra döndüm. Döner dönmez de zaten Türkiye'de ilk televizyon, yeni özel televizyonlar kurulmaya başlamıştı. TRT'li yıllar bitmiş artık. Özel kanallar devreye girmişti. Önce Ufuk Güldemir, bir dönem Cumhuriyet'in Washington temsilciliğini de yapmış Ufuk Güldemir bana bir teklif getirdi ve televizyon muhabirliğine başladım. Benim için Oriana Fallaci, İtalyan gazeteci, 60'lı 70'li yıllarda dünyaca ünlü İtalyan gazeteci, savaş bölgelerinde çalışan, röportajlarıyla ön plana çıkan bir gazeteci. Onun bir kitabını okumam da gazeteciliği seçmemde çok etkili oldu. Tarihle Söyleşiler adlı bir kitabı var ve o kitabı okuyunca dedim ki ben de tarihe iz bırakan, tarihe not düşen liderlerle, siyasetçilerle, sivil toplum aktivistleriyle röportajlar yapmak istiyorum dedim ve böyle başladım. Show TV'den sonra ATV'ye geçtim. ATV'de Orta Doğu muhabirliği yaptım. O dönem Türkiye'de kadın muhabirler çok az sayıdaydı ve savaş alanlarına, çatışma bölgelerine de gönderilmiyorlardı ama ben bir şekilde talep ettim ve bu talebim de karşılık gördü ve çeşitli yerlerde çalıştım. Irak'ta çalıştım uzun süre. Kürtlerin işte Halepçe katliamından sonra büyük Irak'tan olan büyük göçü takip ettim. Suriye'de savaş çalıştım. Muhabirliği yaptınız diyebilir miyiz? Savaş muhabirliği yaptım. Çatışma bölgesi muhabirliği yaptım. Hı hı. Daha doğru olur herhalde. Hı hı. Suriye'de, Filistin'de, İsrail'de, Irak'ta dediğim gibi. Sonrasında Afganistan'da muhabirlik yaptım. Körfez hı hı. Savaşı'nı izledim. Amerika'nın Irak işgalini izledim. Ve sonrasında işte bölgede çalışmaya devam ettim. Suriye Savaşı ile birlikte orada çalıştım. Sonra CNN Türk'lü yıllar başladı. CNN Türk'te de öncelikle muhabirdim. Sonra daha deneyimli muhabir statüm oldu. Sonrasında kendi programı yapmaya başladım. 20 sene kadar da CNN Türk'te kaldım uzun bir süre. Tartışma programlarına başladık. Sonra o tartışma programları başka bir şeye evrildi. Çok memnun değildim. Zaten 2018 senesinde de Doğan Holding'in, Doğan Medya'nın daha doğrusu, Doğan Holding değil de Doğan Medya'nın satılmasıyla birlikte kovuldum. Kovulduktan sonra T24 dijital haber sitesinde diyelim, hı hı. Dijital mecrada bir buçuk sene kadar çalıştıktan sonra Halk TV'nin özel, yani partiden çıkıp, CHP'den çıkıp yeni bir alıcısı oldu ve yeni bir düzen getiriliyordu, yeni bir yönetim geliyordu. Bir teklif getirdiler. Halk TV'ye geçtim. Halk TV'de programı yapmaya başladım. O gün bugündür de Sözüm Var'ı yapıyorum. 3. sezonumuz. Peki nasıl bir evde doğdunuz? Nasıl bir evde büyüdünüz acaba? Benim baba tarafım Makedonya göçmeni. Babamın ailesinde de siyasetçiler var. Ve babam gazeteci. Babam da bedel ödemiş gazetecilerden, cezaevine girmiş çıkmış, yazı işleri müdürlüğü yaptı. Bir dönem BBC'de Türkçe servisini kurdu. Sonrasında TRT'yi kuran ekipten, TRT dış haberlerin başındaydı. Dolayısıyla siyasetin aslında çok var olduğu, konuşulduğu bir ailede büyüdüm. Mesela çok küçüklüğümde o zaman TRT'li yıllar ve siyaset tartışma programları şimdiki kadar çok değil, çok çeşitli de değildi ama ben mesela küçük yaşımda oturur siyaset programlarını izlerdim. Annem tarafı Kazan Tatarı ve o tarafta da siyasetçiler var. İşte büyük teyzemiz Beyice Boran, anneannemin aile evi benim için çocukluğumda çok belirleyici oldu çünkü aslında çok etnik kimlikli bir aile yapısında büyüdüm. Bizimle birlikte yaşayan bir Eleonora Narliyan diye bir Ermeni aile mensubumuz vardı. Beni ve kuzenlerimi o büyüttü. Onun bize getirdiği, kattığı çok şey oldu. Yine İstanbul'da Suadiye'de aile evimiz. Ankara'da okulum bittiği zaman İstanbul'da bütün yazlarımı geçiriyordum ve anneannemin evinde İşte Musevi komşularımızla, Ermeni komşularımızla ve o İstanbul'un çok kimlikli yapısında ben aslında çocukluğumu geçirdim. Çok da şanslı sayıyorum kendimi. Dedemin de anne tarafından, büyük babamın da enteresan bir hikayesi var. Çünkü kaçarak Türkiye'ye gelenlerden ve bambaşka bir hayata gidecekken İstanbul'da kendine sıfırdan çok çalışarak bir hayat kurmuş birisiydi büyük babam. Ondan çok mücadeleyi de öğrendim. Nasıl bir aile yapımız var? Bizim daha zannediyorum gerçekten hani çok kültürlü bir evde büyüdüm diyebilirim. İki taraftan da gelen çok kültürlü bir aile. O yüzden bilmiyorum, kişiliğimin gelişmesinde bu çocukluğumdaki ortam çok etkili oldu diye düşünüyorum. O yüzden başka diller öğrenmeye meraklıyım. Farklı kültürlere çok meraklıyım. Başkalarının hayatları beni hep çok ilgilendirir. Ve dünyadaki farklı toplulukların, farklı halkların, farklı kültürlerin içinde olmayı seviyorum. Onların birbirinden olan ilişkisinden doğan çok kimlikli, çok renkli yaşamları seviyorum. Ülkeleri seviyorum, öyle söyleyeyim. Öyle bir ailede büyüdüm. Peki geçmişe dönüp baktığınızda keşke dediğiniz, yapmasaydım dediğiniz veya bir anınız var mı veya? Uluslararası basında çalışmış olmayı çok isterdim. Yani Türkiye'ye erken mi geldim diye bazen düşünüyorum. Keşke New York'taki o yıllarımdan sonra aynen Birleşmiş Milletler'le başka ülkelere projeler bazında, yani işte yardım kuruluşlarıyla, sınır tanımayan doktorlarla gitmek istiyordum. İşte kadınlarla ilgili projelerde çalışmak istiyordum. Keşke o hedefimi gazetecilikte de tutturabilseydim ve Türkiye'ye gelmeden önce dünya uluslararası basın kuruluşlarında bir süre çalışabilseydim diye içimde kalan bir ukde vardır. Daha fazla uluslararası işler yapabilmeyi çok isterdim. Öyle bir habercilik yapabilmeyi çok isterdim. Türkiye'de mecburen daha lokal kalıyorsunuz ve Türkiye'nin o kadar devasa problemleri var ki iç siyaset ister istemez çok etkili oluyor meslek yaşamınızda. Ben biraz daha dünya vatandaşı olmayı seven birisiydim ve keşke bir süre dışarıda çalışsaydım. Bu ne bileyim, keşke yapsaydım dediğim şeylerden bir tanesi. Bir de CNN Türk'ü daha erken bıraksaydım diyorum, daha kolay istifa etseydim. O zaman özlük haklarımız için bir mücadele veriyorduk. Hep bize şu söyleniyordu, ya kalın, siz kalmazsanız iyice ne kazanımlarımızı kaybedeceğiz. Keşke daha önce karar verseydim, ayrılsaydım ve daha o anlamda tutucu olmasaydım. Biraz aidiyet duygusu bende yüksek galiba. CNN Türk birlikte kurduğum meslektaşlarımla bir kanaldı ve çok emeğimiz var. O yapıyı terk etmekte biraz daha süreci uzattım diyelim. Keşke daha önce ayrılabilseydim gibi küçük serzenişlerim var diyelim kendime yönelik olarak, eleştirilerim. Ben kendini sert eleştirenlerden bir tanesiyim. Bir de hep bir kitap yazmak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum. Biraz daha hani keşke yazılı olarak da birikimlerimi yansıtabilseydim. Belki bir gazetede, köşede yazabilirdim. Belki yaptığım röportajları bir kitapta da toplayabilirdim. Bunun gibi küçük değil aslında, kendi içinde son derece büyük, küçük diyorum ama küçük değiller, büyükler. Pişmanlıklarım ya da eleştirilerim var kendime yönelik olarak. Televizyon hayatınızda aklınızda kalan ilginç bir anınız var mı? Çok fazla var. Ne bileyim, hani bütün televizyon muhabirlerinin başına gelen, tam heyecandan bir şey anlatacakken tutulup kalmanız var. Ki ilk televizyon muhabirliğine başladığım yıllarda bana da olmuştur bir iki kere. Onun dışında daha çok heyecanlı anılarım var canlı yayınlarla ilgili ya da televizyon yayınlarıyla ilgili. Mesela Irak'ta yaptığımız bir iki yayında bütün dünya basınını atlatmıştık. İlk biz veren olduk gerçekten. Hani nedir ki ATV, küçücük bir Türkiye kanalı ama CNN International'ları, BBC'leri ya da işte oradaki görev yapan Rus basınını, Çin, yani büyük organizasyonları bir şekilde bölgede çıkarı olan ülkelerin büyük basını hepsini atlatarak, mesela Tarık Aziz, Irak'ın Dışişleri Bakanı Saddam dönemindeki, onunla yapılan son röportajı ben yaptım ve bu benim için çok önemliydi. Çünkü Saddam döneminin o da kara kutusuydu. Gerçi her şeyi anlatmadı tabii ama önemli itirafları olmuştu ve Tarık Aziz'den ben röportajı aldım. Son röportajını, sonra da zaten kaçırıldı, götürüldü başka bir yere, saklandı, sonra da öldü. Bu önemliydi. Kaddafi ile ödül aldığım röportaj benim için enteresan bir anıydı. Çünkü Kaddafi'yle röportaj yapmak için Libya'ya gittim ve günlerce beklemek zorunda kaldım. Bir şehirden bir şehire götürdüler bizi. İşte Kaddafi'nin çadırı Sirte'deydi, sonra başka yere geçti. Onun peşinden gittik, oradaki istihbarat bize soluk aldırtmadı. Otelimizden dahi çıkamadık, bir otel odasında günlerce bekledik. Sonra Kaddafi röportajını gerçekleştirdim ki o dönem için çok önemliydi. Çünkü çok az insana röportaj veriyordu, dünya basını da bekliyordu. Erbakan'la olan meşhur görüşmesinden sonra bir röportaj yapmıştım, sonra da ödül aldım. Bu da önemli ve heyecanlı anılardı. Onun dışında hakikaten böyle alanda çalışmanın heyecanı başkadır. Ve hala da o muhabirliği, o alanda çalışmanın heyecanını çok özlüyorum. Dolayısıyla orayla ilgili çok böyle güzel anılarım var. Hani koşturduğumuz, çok mücadele verdiğimiz en güzel görüntü. Şimdi televizyonlar öyle değil artık. Biz o zaman güzel bir kare için bütün bir gün uğraşırdık kameramanımla. Buradan çekelim, bunun şu mimini yakalayalım, şu röportajı alalım, şu soruyu sorduk. Ondan bir tek cevap aldık. O bir cevap bile bütün bir habere bedel olur ya da bir gündemi belirler. Böyle çok koşturmamız vardı ve o günleri çok özleyerek anıyorum, hatırlıyorum. Ve onun heyecanı, onun keyfi, onun zevki hep böyle hala içimdedir. Yani onu hiç unutmam. Böyle. Türkiye'de kadın bir gazeteci olmanın getirdiği zorluklar nelerdir acaba? Ben doğrusunu isterseniz, yani Türkiye'de genel olarak kadın olmanın getirdiği çok büyük dezavantajlar olmakla birlikte bir taraftan da getirdiği inanılmaz bir güç var. Bence özellikle son yani 20 yıl büyük bir mücadeleyi beraberinde getirdi. Hepimiz çok kadın hakları ve kadınların yeri konusunda inanılmaz mücadele ortaya koyduk. Tabii gazeteci olarak da, kadın örgütleri olarak da. Dolayısıyla kadın olmak her zaman Türkiye'de zor. Ben basında kadın olmanın dezavantajını yaşadım desem doğru söylememiş olurum. Doğrusu. Yani her zaman istediğimi almak konusunda mücadeleci oldum ve yaptım. Yani programlarımda yaptım, çalıştığım kurumlarda da yerimi sağlam tutmaya çalıştım. Ondan sonra efendime söyleyeyim o mücadeleyi ortaya koydum. Ama şöyle bir şey var tabii, bu bir genel problem, benim özelimde bir problem değil. Örneğin siz bir şey söylediğinizde belki o kadar etkili olmuyor da sizden çalan erkeklerin aynı lafı söylemiş olması daha etkili oluyor. Bu hala da devam eden bir şey. Ya da işte belli konuları erkekler konuşur diye düşünülüyor. Ya da erkek sunucular diyelim, program yapımcıları, köşe yazarları daha bir ön planda görünebiliyor. Sizin bayağı bir mücadele vermeniz gerekiyor. Ben yöneticiliği hiçbir zaman istemedim ama eğer yönetici olmuş olsaydım bu sorunuza başka bir cevap verirdim. Çünkü hakikaten medyada kadın yönetici sayısı çok az ve gerçekten de eşit davranılmıyor. Ne eşit işe eşit ücret ne de eşit fırsatlar sunuluyor ve kadın yöneticilerin gerçekten büyük sorunu var. Ben muhabirim, gazeteciyim ve programcı olduğum için hani kadın olduğum için buralarda işimi yapamadım diyemiyorum ama medyanın bütününe bir kadın olarak baktığımızda evet yani kadınlar birçok sektörde olduğu gibi ne kadar iyi eğitimli, ne kadar başarılı, ne kadar herkesten çok daha önde olsalar da tam olarak o hak ettiklerini alamıyorlar. Orası kesin. Peki son olarak sizi sevenler için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya öğrenmeye devam ediyoruz, mücadeleye devam ediyoruz ve gazetecilik bir ömür süren bir iş diye düşünüyorum. Türkiye gazetecilik yapmanın çok zor olduğu bir ülke. Arkadaşlarım da zaman zaman ben de büyük bedeller ödüyoruz. Ama diğer yandan da gazetecilik yapmanın en fazla keyif alındığı ülkelerden biri. Çünkü gündemimiz hiçbir zaman bitmiyor. Her gün yeni bir krize, yeni aşmamız gereken bir engele uyanıyoruz. Ve gerçekten haberciliğin değerini verebildiğimiz işler yapıyoruz. Bu anlamda da çok iyi ve sonuç olarak beni bütün izleyen, sevenlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir haberi yapıp da onun karşılığını bulduğunuz zaman da iyi ki bu işi yapıyorum, iyi ki böyle bir hayat sürüyorum, iyi ki bu mesleğim olmuş diyorum. Dolayısıyla bütün seyircilerime buradan selam gönderiyorum. Beni ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.